Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bu videomuzda mid lane'de uzakçı vs uzakçı abi, 2 AP büyücü. Bakalım ne olacak? Girdim ürünleri. Sol altta görüyorsunuz. Videoyu beğenip yorum anekini yazan 5 kişi OP analizi yapacağım. Hepinize bol şans diliyorum abi. Şimdi burada oyunun ilk 5 dakikası, ilk 10 dakikası mikro game'de koridor aşamasında nelere dikkat etmemiz lazım? Queen top'ta dolaşıyor. Bolt lane yok. Ekko red'den başlamış. Ekko'nun alt taraftan 2 level'da gelebilecek olan gengene çok dikkat etmemiz lazım şu an. Ki Orianna pushladı. Bu saatten sonra gelmez zaten. Orianna da burada yeteneklerini bana kullanıyor direkt. Dönülden o ki minyonları düz vuruşlarıyla alıyor. Direkt bunları kontrol ediyoruz burada. Hala beni dövüyor. Hemen iksire bastım. Düz vuruşları çıkarttım. Kulenin hitiyle de orada yarı canını aldık. Çok güzel oldu bu. Ekko şimdi topside'a geçmiş olabilir abi. Bu çocuk burada minyonları pushladığı için kule altında farm kaybedebilirim. Benim için problem değil. Çünkü 3 level'da burada düzgün oynarsak kill çıkartabiliriz. Bakalım gene ne yapacak. Bunlar çok önemli. Jungle'ımı, rakip jungle'ı okuma taktikleri. Ona göre pozisyon alacağız. Şu an Shyvana'ya uzak noktada oynuyor. Şu an jungle'ları öne geçirmek meta'nın en önemli şeylerinden birisi abi. Arabayı neyle alacak görelim. Ekko gelirse topside'dan gelme ihtimali çok yüksek. Burada alacak bir farmı yok. Beni dövmek isteyebilir. Bak topside'dan uzak oynayacağım. Hiç totem atmama gerek bile yok yani. Totemsiz bile bunları okuyarak oynarsan oyunu oynayabilirsin. Evet, çok bariz belli. Öne geri adımlar yapıyordu. Mio'nun da canına baktım ve dedim gene bu bizim tarafa doğru öne yani gelir. Öne geldi. Ekko buralarda geziyor. Adım kadar eminim. Birazdan çıkma ihtimali de var. O yüzden hala bu tarafta oynuyorum. Oyunun ilk aşamalarında arkadaşlar buna çok dikkat ederseniz gank yeme korkusuna yani gank yeme korkusuyla ne bileyim uğraşmış olmazsınız. Oynamış olmazsınız oyunuzu. Rahat bir şekilde oynarsınız. Düz vuruşla gelir mi dedim. Q ile almayı tercih etti farmı. Ekko geldi. Aynen. O, zaten karşındaki oyuncunun ayak hareketlerinden rakip jungle'ın lane'e gelip gelmediğini anlıyorsun. Eğer o E'yi düzgün bir şekilde atsaydım burada kill almıştım. Ama Shyvana'ya güzel bir pozisyon yarattık. Shyvana onu orada keserse amacımıza ulaşmış olacağız. Amacımıza ulaştık. Güzel. Abi olay basit. Hemen şuraya ward'umu bırakıyorum. Bu lane'i benimle birlikte aslında pushlatsa çok tatlı olur ya. Adamın çünkü teleportu var. Lane'e geldiğinde teleportunu kullanarak gelecek ve ben burada geriye düşeceğim. Öne geçtiğimiz lane'de. Tamam. Hem de bu şekilde benimle bu lane'i pushlaması jungle'ımın işine gelir. Neden? Orman kampları az exp veriyor. Buralardan exp alması bizim jungle'ları toparlıyor. Rakip jungle'ları öne geçiriyor. Lütfen gelme ya. Tamam. Çok güzel. 1100 gold'u ulaştık. Antik dönüştürücümüzü aldık. Ekko oyundan düştü. Shyvana oyunda ve bu çocuğun teleportu gitti. Oyunun ilk 5 dakikası nasıl oynanır? İşte bu şekilde abi. Komple olay bu. Buna çok dikkat etmen lazım. Rakip jungle nereden başladı? Hangi rakip lane gelmediyse oradan başlamıştır. 2 level'da o taraftan uzak kalıyorsun. 2 level'ı geçtikten sonrasında da adam diğer side'a geçmiştir diye düşünerek artık üst yengece almak için oraya geçer. O taraftan uzak oynuyorsun ve totem atmadan bile lane'de çok rahat bir şekilde üstünlük kuruyorsun. Nautilus gerek yok dostum, gerek yok. Gerek varmış, tamam. Ya bu Q'yu beklemiyordum Nautilus'tan. Helal. Tamam. Güzel. Orada direkt agresif yaptım. Komboyu tutturduk. Tamam, şöyle E, çek, dipten bir Q, iksire basalım, düzleri fırlatalım. Flash'a gerek var mı? Şöyle bir önüne W. Tamam. Birazdan ben flash atarsam E ile cevap verecek. Atmak istemiyorum. Ekko'nun flash'ını gösterelim. Ori'nin flash'ını gösterelim.
ve mid lane'den oyunu domine etmiş bulunuyoruz. Support'umuz burayı güzel gördü. Gezgin çizmesi almış. Support'ların yapması gereken de bu zaten. Eğer bu tarz bir support oynuyorsan, yani roam atmayı bilmen lazım. Gezgin çizmesini falan alıp adam burada bak bekledi. Bana call verdi. Gir alırız gibisinden. Beni gaza getirdi. Girdim aldık. Echo bot site'da geziyordu. Şimdi top site'dan gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. Çocuk hala agresif oynuyor. Shyvana şu an rakip jungle'ı temizliyor. Onun için benim burayı frizlemem çok tatlı olmaz. Ben top lane'e yakın oynayacağım. Orada bir savaş olursa oraya anladan daha erken gitmem gerekiyor. Beni dövebilir. Ben burada dayak yemeye açığım. Burst damage'i saldım çıktım. Ekonun buraya gelme şansı çok yüksek. Burayı çok rahat alırsın. Flash'ıma belki gerek yoktu ama riske atmak istemedim. Ve burası zaten free bir kill. Flash attıktan sonra dönüp o skill'leri çıkartmam çok tatlı oldu. Üzerine Shyvana'nın gelip buradaki kill'i çıkartması ve bu wave'in de Orianna için kaybedilmesi çok worth. Ah! Güzel flash E yaptı orada ama. Echo ultisine güvenip dalabilir ama manası yok. 90 manası var. Tertemiz bir barikat. Ve burayı da pushlarsak Orianna temelli düşebilir derken Queen'i okumadık burada. Ben öldüm. Burada bir hasar çıkarttım ama yok. Ben bu kadar şeye dikkat ediyorum. Ama takım arkadaşlarımdan da OSS'i bekliyorum yani. Yani ne bileyim o uyarıyı bekliyorum. Top lane'e de dikkat edebilirdim tabii ki. Bir gözüm de orada olabilirdi ama ya, savaş halindeyim. Echo zaten midde. Yani ufacık bir SS vereceksin, bir uyarı vereceksin yani. Kesin bizi izliyordu Aatrox. Aga be. Neyse şu an oyun bizim için çok güzel geçiyor. Yapabileceklerimizi yaptık. Yapmak istediklerimizi yaptık. Lig atlarken bunlara dikkat etmeniz, maç oynarken bunlara dikkat etmeniz çok önemli abi. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır, kavrayabilmişsinizdir. Yüksek elo oyuncular bunlara dikkat ediyordur ama düşük elo'daki lig, düşük arkadaşlarımız, düşük liglerdeki arkadaşlarımızın çok dikkat ettiklerini düşünmüyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Sizi öne geçiren, rakibinizi geriye düşüren şeyler. Bak 0-2-0-2 görüyor musun? Tertemiz. Şu tablo süper ya. O ilk 5 dakikadaki sergilediğimiz oyun bilgisinden kaynaklı. Şimdi buna devam edeceğiz. Burada bir üstünlük aldık. Lane'de bir level öndeyiz. Lane'i pushlayacağım. Sağa sola koşacağım. Jungle'ınla uyum içerisinde gezmeye çalışacağım. AP jungle'ımız. Daha base atmadı bu arada. Base atarsa üstünde büyük, büyük bir para var yani. Onun da güzel eşya alacak. Şuraya bir SS verelim. Tamam. Sezon 10'da jungle'ını öne geçirmen çok önemli. Bunu unutma. Jungle'ın öne geçmesi direkt vadi demek. Drake demek. O demek, bu demek. Yani mobility demek, sağa sola daha hızlı gank atması demek. Şu an oyun jungle'dan yürüyor yani. Hemen şurada bir E dibine girip Q düz vuruş öldü. Bu tarz durumlarda adam CC'den çıkamayacak gibiyse dibine kadar yürür öyle Q atarım. Q auto. Ah be. Bana kalabilirdi, kalmadı. Okey. Burada Drake verdik ama 3-4 tane kill aldık. Tertemiz. Orianna lane pushlamak için falan olay yerine bile gelmedi yani. Orianna'nın yerinde olsam direkt fight'a koşardım ama çocuk çok yere düştüğü için burada bir şey çıkartmak istemedi sanırım. Yani fight arama tenezzülüne bile girmedi yani. Okey. Gelen wave araba wave'i değil. Hemen bu lane'i pushlayabilirim. Tutmasını beklemiyordum. Tuttu. Tamam. Hemen şunu da alıp base atacağım. Gelen minyon dalgası, araba dalgası aynen. Base atıyorum. Asırlığı çekeyim ki stacklensin.
Aatrox'un şu kolları vermesi lazım bak. Beyler Queen yok, öldü. Gelebilir SS. Aatrox önde olduğu için buna çok dikkat etmiyor şu an. Salmış gibi ama. Normalde bu SS'i bu kolu vermesi lazım. Tabii bizim de buna dikkat etmemiz lazım. Bot lane'in de şu an totemli veya ne bileyim geride oynaması gerekebilirdi. Orada bir şeyler çıkarttık. Base atıp itemini çekerdin falan filan. Okey. Şöyle itelim lane'imizi. Orianna. Ah kaçtı. Orianna base'ledi. Ben burayı seriden pushlarım. Teleportunu aldık. Aynen seriden pushlayacağım için minyon kaybetmek istemedi. Zaten geride. İyice geriye düşmeyeyim diyor çocuk. Ekko'yu bu arada gagalarda oynarken gördük. Oyunun mikro game aşamasında, laning aşamasında, erken oyunda bu tarz olaylara dikkat ederseniz abi. Jungle'ı okursanız maç win oluyor. Ben çoğunlukla bunlara dikkat ederek Challenger'a kasıyorum. Bu hesabımı da bu şekilde kasacağım. Şu an Diamond'dayız. Bir taneyi Grandmaster'a attık biliyorsunuz. Bunu da Grandmaster'a atalım. Challenger açılacak haftaya. Sonra West'e geçeriz. Veya ne bileyim main hesabımızı Rank 1'a kasarız burada. Elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Anlatımımdan keyif alıyorsanız, yeni gelen arkadaşlar, bizi yeni takip eden arkadaşlar varsa destek olma amaçlı like atarsanız çok sevinirim abi. Abone olursanız da memnun olurum. Ana sayfaya düşemiyoruz ya. Burada hasar yedim ama tüm skillerini bana kullandılar. Tamam. Nautilus Morgana'dan Q, arkasından da Morgana'dan R yedi sanırım. Nautilus diyorum, Shyvana. Orianna R'si falan yedim orada. Baya bir dayak yedim. Anlatırken de Shyvana'ya bakmadım. Bir yandan da alır diye düşündüm. Şunları çekeyim. Girdim birine Q, birine düz vuruş ama öldü. Ya dedim orada Morgana Q'su falan yedim. Dönmemiştir belki. O orayı temizler. No, Q yedi sanırım birilerinden. Ya Morgana da R yedi. Anla ki. Ama ben şu an iyi durumdayım. O da şu an iyi durumda. Bu tarz aksilikler, hatalar olabilir. Sıkıntı yok. Devam. Yani bunlar artık erken oyunda o kadar şeye dikkat ediyorsun. Ya bunları da göz ardı edebilirsin yani. O kadar öne geçtiysen. Tabii her maç etme de. Arada böyle hadi ben konuşuyorum falan diye şimdi oldu. Yoksa ben bunları hiç şey yapmam yani. Hemen buradan koşalım bota. Hareket hızım var. 399 fena değil. Güzel bir hızımız var. Lane'de üstünlük kurdukça sağa sola gidebilirim. Queen buralarda geziyor. Yani Queen görüş açtı. Tamam onlar o korkudan zaten oraya girmez. Şöyle bir SS atalım. Okay, ben lane'ime şöyle bir geleceğim. Bot lane'de bir şeyler oluyor. Orianna da pushlamıyor. Bak pushlamadığı için hemen orada oynayabilirim yani. Bu burada beni istediği kadar dövsün. Bak benim mid'e döndüğümü gören Queen hemen orada bir fight arayışına girdi. Ama Shyvana'yı unuttu. Şay hep orada bekliyordu. Tabii ki beklemesi de normal yani adamlar gözdağı veriyor kaç dakikadır oradalar. Evet şimdi de benim geldiğimi gören bot lane ne yapacaktı? Şuna bir Q ignite geri döndüğünde az bir canla dönsün. Tamam şöyle koşu yoluna bir W. Morgana Q'sunu kaçırdı. Kule altına girebilirim. Şuna bir RQ. Canlara bakar mısın? Tamam sıkıntı yok. Onların ölmesini çok istiyorum bu. Bu ne lan? Ha Ekko yaşıyor. Ekko'yu arkaya döndüğünde kesemediler mi? Abo. Hemen base. Queen bu arada gezmekten level'da nasıl geri düşmüş ya? 4 level. Çok çerez killer ya. Çok çerez killer kaçıyor. Ama hiç sıkıntı değil. Maçı zaten çok biz kanserledik rakip takım için. Kazanacağız. Bu bir gerçek. Bunlar da kaçıversin ya problem değil. 20 KDA ile bitirme de 10 KDA ile bitir maçı. Koymaz yani. Diğer maç 20 KDA yapıverirsin. Ölmem herhalde ya. Ölürsem üzülürüm gerçekten.
Kuleye hemen minyonların arkasına kaçıyorum. Morgana'dan bir Q'muyu yererim. Drake öncesi burada dayak yemem sıkıntı. Base atarsam Drake problem olur. Aatrox geliyor. Aatrox şu an zaten güçlü. Benim base atmama gerek yok. Üstün durumdayım. Herkes güçlü ya takımda. Shyvana tek E ile mesela yargılıyor burada milleti. Bak 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 canlara bak. W'yu da tutturduk. Burada öldükçe birileri ben Typh toplar keserim diye düşünüyorum. Evet, burada agresif bir hareket. Evet, yakaladım. Dip Q kestik. Stun yediği için orada Echo şey yapamadı. Sabitlendi için R'ye geri dönemedi. Tamam, çok güzel. Bak bazen de bu tarz olayları görmen lazım. İksirim var. Ben bir miktar canımı yenilerim ve kontrollü oynarsam fight'a devam edebilirim. Base atmama gerek yok. Adamlar belki de benim base'de olduğumu tahmin edip o yüzden agresif yaptılar falan filan. Yani girebiliriz bak, 4 kişiler. 4 ve 5'te alamıyorsak zaten salalım gibisine düşünmüş olabilirler. Ben de salmadım zaten, devam ettim. 5 ve 5'ti. O çocuk oraya alsın. Ben gelen wave'i alırsam zonyam bitecek. Dakika 20'den önce asırlık zonya ve ayakkabının bitmesi çok hoş. Tabii ki daha fazlasını yapardık ama olsun. Yani bunun 2 katı 3 katı daha tryhard olsaydım hiç ölmezdim. Shyvana'yı öldürtmezdim. Ya belki şu an üstünde bir tane de infilak değneği fazladan olabilirdi ama problem değil. Yani demek istediğim şu. En iyisini yapmasam bile, şu kadarcığını yapsam bile yetiyor abi. Kimisi diyor ki niye ego kasıyorsun, kendini övüp duruyorsun falan. Bu ego değil, övmek değil. Yani bu işin kolay olduğunu göstermeye çalışıyorum. Zor bir şeyi kolay olarak anlatıp bazı şeyleri başarabileceğinizi göstermek istiyorum ki başaranlar zaten var. Yeni gelenler için göstermek istiyorum. Bunlar da hemen ego veya ne bileyim kendimi övmek gibi anlamasınlar bu işi. Öğretmek. Yani öğretirken kolay olduğunu anlatmaya çalışıyorum ki veya kolay bir şekilde anlatıyorum ki korkmayın, kolay olduğunu görün, yapabileceğinizi görün istiyorum. Genel vadiye geçelim. Artık görevlere oynaya oynaya zaten maçı açabilirsin. Öğledeki o üstünlüğü kurduktan sonra hemen vadidir, Drake'tir, gir abi. Takır takır kule aç. Düşüklüklerin yaptığı en büyük hata çok fazla kill peşinde koşmak. Bu tarz şeyleri göz ardı etmek. Sürekli takım savaşı, takım savaşı yapıyorlar falan filan. Ama bunları yaparken ne kule açıyor, ne Drake alıyor, ne Baron alıyor, ne Vadi alıyor. Adam sadece kill peşinde koşuyor. Yani kill alarak maç bitiremezsin abi. Kule açarak maç bitirirsin. Buna çok dikkat etmen lazım. 2 level fark oluşmuş top mid lane arasında. Bunlar eşit. Burada 3 level, bu 1 level, bu 1 level. Çok güzel. Hemen infilak değneği. Arkasından bir tane de yakut kristal parası bekleyeyim. Shyvana bir tane tutturursa hasarı bakın şimdi. AP Shy'den korkulur. Ay, pardon. Mid kulesini açmışız, hemen top kulesine. Yok, açmamışız. Vadi açtı sandım onu o an. Tek atlı sandım. Orayı. Aatrox orayı bence alır. Aa, Aatrox'u izlerken burada bu çocuğu kesebilirdim. Bari oraya yardıma gideyim. Bari burada ölmeyeyim. Tamam ya. Siz ne yapmışsınız böyle oğlum? Bu kadar değerli miyiz yani? Aatrox. Top lane'de Aatrox'a karşı oynadığımız videolar olması lazım abi. Aatrox da öne geçtiği zaman oyunu domine eden charlardan. Queen çok fazla roam attı. Aatrox çok fazla kule barikatı açtı. Kill aldı falan filan, deli gibi öne geçti. Aatrox da Swain'lerden böyle. Vurdukça can yenileyen, öne geçtiğinde o üstünlüğü kuran charlardan abi. Çocuk char'ın potansiyelini kullandı burada. Kesti hepsini tek tek.
Cellat veya Morello almadığın sürece o tarz şarlarla kafa kafaya girmeyeceksin. Bakıyorum Cellat Morello yok hiçbirinde. Kolay oldu. Atılan hasarlar bu şekilde. Çok fazla hasara yönelik bir şey yapmadık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Normal. Aatrox da bunu sanırım son fight'ta atmıştır yani. Queen çok fazla karşısında durmadı. Duramadı. Alınan hasarlarda da maksimum hasar tanklamış falan filan. Benim burada anlatmak istediğim şey oyunun erken aşamasında ilk 5-10 dakika ne yapmanız gerektiğiydi. Umarım kavramışsınızdır abi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Destek olma amaçlı like ve yorum atarsanız tatlı olur. Öpüyorum, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Hepinize iyi tatiller diliyorum bu arada. Sömestr tatiliniz umarım güzel geçiyordur. Bay bay.